İzmir FETÖ borsası dosyasında itirafçı olduktan sonra öldürülen eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmeden bir gün önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le tam 5 kez telefonda konuştuğu iddia edildi. Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acerer'in kendi YouTube kanalında Sedat Peker ve avukatlarına dayandırarak anlattığı olaya göre Sedat Peker aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Kurtuluş öldürülmeden bir gün önce 5 kez aradı. Bu görüşmelerde Peker, "Sen o evden çık, öldürecekler seni," diye uyardı. Kurtuluş'un ise "Evimin içerisinde öldüremezler, fakat evden çıkarsam hapse atarlar," dediği kaydedildi. 2018 yılında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla FETÖ borsası adı altında iş adamlarını korkutarak para alan, aralarında AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un da bulunduğu 16 kişi organize suç örgütü kurmak, yönetmek, cinayet ve yağma suçundan hapse atıldı. Ahmet Kurtuluş, 6 ay hapiste kaldıktan sonra 26 Ekim 2018 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 30 Mayıs 2019 tarihinde üzerinde polis yeleği bulunan, kendisini denetimli serbestlik bürosu elemanı olarak tanıtan Yener Toga tarafından tabancayla vurularak ailesinin gözleri önünde öldürüldü. Olayı suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un yaptırdığı iddia edildi. Şu an Arjantin'de hapiste bulunan Kurtuluş ise cinayetle alakası olmadığını söyledi. Kurtuluş, cinayetle ilgili şu açıklamayı yaptı. "Ahmet Kurtuluş bana kimse dokunamaz, elimde bilgiler var. Bana dokunurlarsa ben de Nüket Hotar'a dokunurum, o da başkalarına dokunur," diyordu. Nitekim Ahmet Kurtuluş tutuklandıktan sonra da Hotar'ı tehdit etti. Sonra Kurtuluş tahliye edildi, en sonunda susturuldu, öldürüldü. Ahmet Kurtuluş konuşma ihtimali olan birisiydi. Konuşması halinde ucu kime dokunacaktıysa Kurtuluş'u onlar öldürdü. O dönemde en yakın Nüket Hotar vardı, Binali Yıldırım vardı, AK Parti milletvekilleri vardı, il yönetimi vardı, savcılar vardı. Kurtuluş konuşsaydı ucu hepsine dokunacaktı. Bir ekipti bunlar. Ahmet Kurtuluş, Nüket Hotar'ın sağ koluydu. Nüket Hotar işlerini Kurtuluş üzerinden yönetiyordu. Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Erk Acerer, Sedat Peker'in Ahmet Kurtuluş'la öldürülmeden bir gün önce 5 kez telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Acerer, Peker ve Peker'in avukatlarını kaynak göstererek şunları anlattı. Sedat Peker ve Ahmet Kurtuluş çocukluk arkadaşı. FETÖ borsası işleriyle ilgili Ahmet Kurtuluş'u defalarca aramış. Bu işlere girme, seni harcayacaklar demiş. Kurtuluş ise hem para hem mevki tutkunu olan birisi. Kurtuluş'a sana MİT'te önemli görev veririz, oradan önemli yerlere gelirsin, para kazanırsın denmiş. Bu nedenle bu işlere bulaşmış. Daha sonra tahliye edildikten sonra Sedat Peker öldürülmek için serbest bırakıldığını anlamış ve Kurtuluş'u uyarmış. Kurtuluş öldürülmeden bir gün önce 5 kez telefonda Sedat Peker'le görüşmüş. Sedat Peker o evden çık, seni öldürecekler demiş. Ahmet Kurtuluş ise buna inanmamış. Evimin içerisinde beni öldüremezler, çıkarsam hapse atarlar karşılığını vermiş. Acerer, bu davada unutturulmak istenen isimlerden birisi de dönemin İzmir Cumhuriyet Savcısı Okan Bato ve yine dönemin MİT İzmir Bölge Müdürü Gürbüz Yüksel'di. Bir diğer isim de 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nüket Hotar'dı. Karıştığı karanlık işlerin olduğu söyleniyor. Serkan Kurtuluş'la Nüket Hotar arasında bazı görüşmelerin olduğunu da Serkan Kurtuluş'un kendisi anlattı. Merkezi İzmir olmak üzere bir haraç ve FETÖ borsası kuruldu. İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş kilit isimdi. İşin emniyet ve siyaset bağlantıları vardı dedi. Dubai'ye kaçtıktan sonra açıklamalar yapan Sedat Peker, Ahmet Kurtuluş cinayetiyle ilgili daha önce de konuşmuştu. Peker, yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için eski İzmir AK Parti İl 2. Başkanı Ahmet Kurtuluş'un öldürüldüğü iddiasında bulundu. Peker, yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Türkiye'nin belki de en büyük ifşaatlarını yapan bir kişiyi mahkeme itirafçı olarak serbest bıraktığı halde Ahmet kardeşime hiçbir polis koruması verilmedi. Ayrıca da resmi polis kıyafeti giyen, ordudan ayrılma bir kişi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü ve tüm bunlar Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde oldu, dedi. Konuyla ilgili bir video çekeceğini, söyleyeceklerinin toplumun psikolojisini bozacağını, artık hiçbir vatandaşın kendini güvende hissetmeyeceğini belirten Peker, daha sonra bu videoyu çekmedi. Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki, İnsanın başının dönmemesi mümkün değil. Her gün önümüze suikastlar, derin ilişkiler çıkıyor.
derinlemesine incelendiğinde ise paranın insanları ne hale getirdiğine çok acıklı bir şekilde tanık oluyoruz. Paranın bir araya getirdiği insanlar, ilişkileri bozulunca tırnağını kesermiş gibi birbirini harcamaktan çekinmiyorlar. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.